Yeni dersimiz bugün lezercektif demonstratif işaret sıfatları ve le pronom demonstratif işaret zamirleri. Şimdi bu konular iki ayrı video şeklinde oluşuyor. Yani daha doğrusu ben ikiye böldüm. Sonraki videoda da devam edecek bu konu. Şimdi lezerjektif demonstratif işaret sıfatları aslında A1 seviyesi. Fakat ben B1 seviyeye geçmeye bekledim bir bütün halinde hepsini bir arada anlatmak için çok daha iyi e, anlaşılması için. Evet, şimdi lezerjektif demonstratifi anlatacağım. Şimdi lezerjektif demonstratif nasıl kullanılıyor? Örnek cümlelerle ve kuralları anlatacağım size. Aslında ee, dersin en basit kısmı. Şimdi, ce devant les noms masculins singuliers set de aynı şekilde. Mesela, şimdi ce pantalon, örneklerden gidiyorum. Ce pantalon, bu pantalon. Ce tableau, bu tablo. Ce travail, bu iş. Ce formulaire, bu form. Yani doldurması gereken bir form olduğunu düşünün. Şimdi, kelime, yani isim, eğer maskülen ise ve tekilse yani erilse ve sengül yani tekse çoğul değilse başına sö getiriyoruz. Yani sö pantolon işaret bu pantolon gösteriyorsunuz öyle hayal edin bu pantolon bu tablo. Dolayısıyla sö diyoruz. Fakat set ise o da aynı şekilde maskülen sengülye isimlerin önüne geliyor. Ama neden set şeklinde yazıyor? Neden T var? Orada biliyorsunuz Fransızca'da iki ünlüyü karşı karşıya getirmiyoruz. Dolayısıyla bir tane ünlü hani iki ünlü karşı karşıya geldiği zaman o şekilde söylenmiyor. Ya bir ünlü düşmesi oluyor ya da bir sesli harf koyuyoruz araya. Mesela burada bakın set devant une voyelle ou un h muet. yani bir kelime bir isim h ile h ile başlıyorsa veya bir sesli harfle başlıyorsa sü SET halini alıyor. Örneğin, SETABR. Bakın, ABR, EN ABR. Masküle, yani eril, erkek. SETABR. SÜ, ABR olmuyor. Çünkü iki ünlü karşı karşıya gelmiş oluyor. Aynı şey SETOM için geçerli. Bakın, OM, bu adam, bu adam. H ile başlıyor. Dolayısıyla SETOM diyoruz. Setiver bu kış H ile başlıyor. Gördüğünüz gibi. Se hiver denmiyor. Set otel bu otel. Aynı şekilde set dememiz gerekiyor. Se otel denmiyor. Çünkü E H ile başlıyor ve söde de ünlü var. E ünlü sonuçta. Set enfant Enfant da ünlüyle başladığı için sö enfant olmuyor. İki ünlü karşı karşıya gelmediği için set diyoruz burada. Şimdi set yani CE2TE -E şekli hangi durumlarda kullanılıyor? İsim eğer feminense, dişilse ve sengülyese, tekse yani çoğul bir kelime, çoğul bir isim değilse set şömemiz. Mesela ün şömemiz bakın la şömemiz diyoruz, değil mi? Femina set voiture. Çünkü la voiture, ün voiture, feminen bir isim. Set image. Şimdi set şömiz, bu gömlek, set voiture, bu araba. Set image, bu resim. Yani sö imaj olmaz. Ya da s ik, s e, t, yukarıdaki gibi olmaz. Çünkü ün imaj, femina, dişil. Set histoire, un histoire diyoruz. Feminen olduğu için işaret sıfatı bu şekilde yazılıyor. Yani C, E, 2, T, E. Bu da set diye okunuyor. Şimdi bunların çoğulu yani kelimeler çoğul olursa, plüriyel olursa maskülen veya feminen fark etmeksizin hepsinin önüne s geliyor. Yani okunuş s fakat yazılış c, e, s. Gördüğünüz gibi mesela. Je voudrais acheter ces pantalons. Bakın un pantalon maskülen ama s geliyor. Et ses chemise Şimdi je voudrais acheter ces pantalons et ses chemises cümlenin anlamı bu gömlekleri ve bu pantolonları satın almak isterim, almak isterim. Şimdi bakın, un pantalon önüne S gelmiş, yani C, e, C gelmiş, çoğul. Ün şömiz, feminen olduğu halde gördüğünüz gibi değişmiyor. Yani çoğul da e, fem, feminen ve maskülen kuralı işlemiyor burada. C tablo son beaux. Bu tablolar çok güzeller. Bakın, un tablo, maskülen, C tablo diyor. J'aime ces photos. Une photo féminin. Elles sont très belles. Bakın gördüğünüz gibi tablo maskülen olduğu halde gene önüne bu tablolar dememiz için yani işaret sıfatı olarak çoğul halini kullanıyoruz. J'aime ces e da yine değişmiyor. Yani çoğul da maskülen veya feminene e göre eril veya dişil durumuna göre değişmiyor. Aynı çoğul işaret sıfatını kullanıyoruz. Bu e, Les adjectifs konusu gördüğünüz gibi basit. Bu konuda anlatacağım bu kadar. Şimdi le pronom demonstratif yani işaret zamiri. Biliyorsunuz zamirler isim, kişilerin yerine geçen demek. Şimdi e, bir tablo yaptım. Sölüsi ve sölüyle neden ayırdık? Şimdi özet olarak size söylüyorum. Sölüsi yakında olanı işaret etmek için. Sölüyle Uzakta olanı işaret etmek için. Yani si varsa yakında, la varsa biraz daha uzakta. Yani burada e, Leno maskülen yani polenu maskülen sengüliye diyorum. Yani burada sölüsi ve sölüla e, maskülen sengüliye olan isimler için. Yani erkek yani eril ve tek. Çoğul olmayan isimler için. Burada çoğul durumu yok. Çoğul durumu, çoğulla ilgili konuları bu dersten sonraki videoda anlatacağım. Onu belirtmek istiyorum. Dolayısıyla öncelikle bu tek yani maskülen ve daha doğrusu sengüli olan kısma odaklanalım. Bunu anlarsak sonradan çoğulu çok daha rahat anlayacağız. Şimdi örnek veriyorum. Regarde ce tableau, il est splendide. Bak, bu tabloya bak. Muhteşem. O muhteşem. Regarde celui-ci, il est très beau aussi. Şimdi birinci cümlede Regarde ce tableau, il est splendide dedi. Şimdi burada Regarde celui-ci, celui-ci tablonun yerine geçiyor. Bir de buradakine bak. Yani şuna bak. Buradaki. Şimdi celui-ci buradaki celui oradaki. Bunu belirtin bakın. celui buradaki. celui ile oradaki. Regarde celui-ci, il Şimdi burada tekrar ce tablo yani tekrar tabloya ya da tekrar buradaki şuradaki tabloya bak dememek için regarde celui diyor. Yani celui-ci tablonun -tablo yerine geçiyor arkadaşlar. Bunu buna dikkat edelim. Sonra Tekrar bir soru geliyor bakın. Bir, kı çok kısa bir diyalog bu. Que pense-tu de celui-là? Peki oradaki hakkında ne düşünüyorsun? Bakın pense var düşünmek. Que pense-tu yani qu'est-ce que tu penses de diyebilirdi aynı şey. Bildiğiniz gibi soru yani soru kiplerine geri dönmeyeceğim. Nasıl soru sorulur biliyorsunuz. Que pense-tu özne fiil yer değiştirmiş. Que pense-tu de celui-là? Peki yani oradaki hakkında ne düşünüyorsun? gibi bir soru var burada. Şimdi ne dedik toparlıyorum. Sölvisi tablo kelimesini bakın burada da açıklamasına yaptım. Tablo kelimesini tekrar etmemek için yakında olan tabloyu işaret ediyoruz. Sölvila ise biraz daha uzakta olan başka bir tabloyu işaret ediyoruz. Başka bir tablo işaret ediyor. Oradaki tabloyu dememek için. Şimdi yine kısa bir diyalog var aşağıda. J'ai acheté deux gâteaux. İki pasta aldım. İki gâteau, iki kek aldım. Celui-ci est très sucré. Şuradaki yani buradaki çok şekerli. Sonra arkadaşı soruyor. E celui-là il est comment? Peki oradaki nasıl? Ve oradaki nasıl? Cevap il est moins sucré. Daha az şekerli. Tu peux le goûter si tu veux. Onu tadabilirsin eğer istersen. Bakın tüpörlü gutte buradaki lü yine gato yerine geçiyor. Yani onu tadabilirsin. Onun tadına bakabilirsin. Yani solvisi ve solvila bir maskülen olacak. Bakın kelime maskülen olacak ve tek olacak. Yani çoğul olmayacak. Bir tane olacak. Bakın löt tablo maskülen. Ondan sonra lü gato maskülen. Dolayısıyla o yüzden solvi diyoruz. sölüsi yakındaki sölüyle uzaktaki. Bu bahsettiğim konu şu an bu sayfada maskülen kelimeler için sölüsi ve sölüyle'yi kullanıyoruz. Yakın ve uzak durumuna göre. Devam ediyoruz. Bu sayfada ise bakın tabloda belirttiğim gibi yine o si ve la olayı var. Si yakındaki, la olduğu zaman biraz daha uzaktaki. Fakat sölvisi, sölvila yok. Selsi ve Sella'dan bahsedeceğim. Bu da isimler feminen olursa, dişil olursa yani dişil feminen isimler için ve Sengül'ye yine tek olduğu zaman, tekil olduğu zaman çoğul olmayan e, isimler için Selsi ve Sella diyoruz. Mesela Jemset Şümis. Bir diyalog var, kısa bir diyalog. Ben yani bu gömleği seviyorum. Merogat Selsi. Elle Arkadaşı diyor ki bak bir de buradakine bak. Elle O daha güzel. Şimdi gördüğünüz gibi sersi set şömizin yerine geçiyor. Ün şömiz femina. Bakın la şömiz diyoruz. Yani feminen olan kelimelerin bu Selsi ne demiştik? Prono demonstratif yani işaret zamiri. Neden zamir diyorduk ismine? Çünkü ismin yerine geçiyor. Bakın Evet sonra de devam ediyor diyalog. Que penses-tu de Peki yani oradaki hakkında ne düşünüyorsun? Oradaki ile ilgili ne düşünüyorsun? Sella yine bakın la chemise yani gömlek ama yakındaki değil biraz daha uzaktaki kelime yani isim. La chemise feminen bir isim olduğu için kelime olduğu için sella diyor. Tu as raison. Haklısın. Mais celle-ci est moins chère, ama buradaki, şuradaki, yani yakındaki daha ucuz, daha uygun fiyat. Et je préfère les chemises à manches longues, ve ben e, uzun kollu gömlekleri tercih ediyorum, preferi tercih etmek. Manches long uzun kollu demek. Ondan sonra, celle-ci est à, à manches courtes, oradaki kısa kollu bir gömlek anlamında. Bakın sella oradaki gömlek yerine geçiyor. Oradaki yani oradaki gömlek kısa kollu anlamında bir cümle. Son arkadaş diyor ki d'accord tamam je comprends anlıyorum. Que penses-tu de cette robe? Bu sefer yine arkadaşı bu sefer şey soruyor. Que penses-tu de cette robe? Bu elbise hakkında ne düşünüyorsun? celle très jolie. Şuradakinden yani buradaki çok güzel. Iyeri simple ve basit Hani sade anlamında. Mais si tu veux, eğer istersen, tüpü acheté celle, car elle est belle aussi. Mais si tu veux, eğer fakat istersen, tüpü acheté celle. Oradakini alabilirsin. Elle est belle aussi. O da güzel. Elle est un peu plus cher, biraz daha pahalı. Mais on pas grave. Fakat önemli değil. Evet, bakın. Meselsi e tre joli. ci est très joli. et elle est simple. Yani buradaki çok güzel ve sade. Mesi tüvü eğer istersen oradakini alabilirsin. Tüpü açtı. Sella. Işte bakın sella. Yine feminen çünkü la robe. Arkadaşlar, bakın la chemise feminen, la robe feminen. Ne demiştik? Feminen olan, dişil olan isimler için. Selsi veya sella kullanıyorduk yakınlık veya uzaklık durumuna göre. Evet, devam ediyoruz. Bu son sayfamızda yine le pronom demonstratif yani işaret zamirleri konusuyla ilgili. Fakat gördüğünüz gibi burada celui-ci, celui, celui -la şeklinde değil, celui de, celle de şeklinde bir zamir çıkıyor karşımıza. Neden o de var ve o de neyi bildiriyor burada onu açıklayacağım. Şimdi e, sahiplik ve kime ait olduğunu bildiren durumlarda sölvide kullanıyoruz ya da selde kullanıyoruz. Ne zaman sölvide kullanıyoruz? İsim maskülen olursa ve tekil tabii ki. Maskülen sen güneye bakın zaten tabloda bunu yani bir tek satırlık bir tabloda belirttim burada. Eril ve tekil kelime. Mesela örneklerden gideceğiz. Şimdi le jouet de Marcel dedim ben. Burada le jouet de Marcel yani Le Jouet'i tekrar etmek istemiyorsam, ne diyeceğim? Bakın, Marcel'in oyuncağı. Bakın, Le Jouet de Marcel, Marcel'in oyuncağı. Celui de Marcel dediğimde, Marcel'inki oldu. Le Jouet d'Antoine, şimdi neden orada de apostrof var, o e gidiyor? Çünkü isim ünlüyle var, sesliyle başlıyor. Antoine gördüğünüz gibi a ile başlıyor. Tek nedeni bu iki ünlüyü karşı karşıya getirmiyoruz. Le jouet d'Antoine. Yani celui d'Antoine. Neden? Le jouet. Çünkü maskülen bir kelime. Un jouet. Le jouet diyoruz. Eril bir kelime. Dolayısıyla celui diyorum. Feminen olduğunda göreceksiniz sel diyeceğim. Yani burada nın ki, nın ki anlamında var. Yani onun ki, bunun ki anlamında. Şimdi bakın. J'aime le pantalon de Julien. Julien'in pantolonunu seviyorum. Yani beğeniyorum. Mais je préfère celui de Michel. Cümlede gördüğünüz gibi. Fakat Michel'inkini tercih ederim. Yani Michel'inkini daha çok beğeniyorum anlamında. J'aime le pantalon de Julien. Yani burada je préfère celui de Michel derken tekrar je préfère le pantalon de Michel dememek için. Bakın le pantalonu tekrar etmemek için. Zamirlerim zaten mantığı neydi? İsmin yerine geçiyor ve tekrarı Ortadan kaldırıyoruz. Aynı kelimeyi, aynı ismi tekrar etmek istemediğimizde kullanıyoruz. Dolayısıyla j'aime le pantalon de Julien. Julien'in pantolonunu beğeniyorum. Mais je préfère celui de Michel dersem. Tekrar ben mais je préfère le pantalon de Michel. Bakın iki defa aynı cümlede le pantalon, le pantalon olacak. Ve cümle çok böyle ağır olacak ve sıkıcı olacak. Dolayısıyla Michel'inkini e, tercih ediyorum. Michel'inkini daha çok beğeniyorum anlamında bir cümle bu. Şimdi diğer cümleye geçiyorum bakın. Ce chapeau est nouveau. Bu şapka yeni. Mais celui de mon grand-père est vieux. Ne dedim? Fakat dedemin ki eski. Bakın. Ce chapeau yeni. Yani tekrar ce chapeau est nouveau mais le chapeau de mon grand-père est vieux demek istemiyorum. Tekrar le chapeau, le chapeau tekrar bir tekerür olsun istemiyorum burada. Dolayısıyla ne yaptım? Ce chapeau'nun yerine celui de'yi kullandım. Yani dedemin ki anlamı e vermiş oldum bu cümlede. Yani aslında zor değil gördüğünüz gibi. Şimdi selde ve selde apostrof aynı mantık var. Sadece burada isim feminen olursa, eril olursa yani maskülen olmayan kelimeler için eril feminen yine sengüli tekil tek çoğul durumu yok burada. Örnek lavatuire de Julien diyorum. Bakın lavatuire burada feminen. Feminen bir isim. Julien'in arabası. Fakat ben burada Julien'in tekrar hani tekrar Julien'in arabası arabası tekrar etmek istemiyorum arabası kelimesini. Sel de Julien dedim. Julien'in ki. Şimdi la chemise de Julie ebel. Bakın Julien'in gömleği güzel. Mejem sel dalis. Şimdi Julien'in gömleği güzel fakat Alice'in kini seviyorum. Burada sel dalis neden sel dalis oldu tahmin edersiniz. Alice sesli bir harfle başlıyor. A ile başlıyor. Yani burada e, Jemsel de Julien de olabilirdi yukarıdaki gibi. Ama burada farklı isim kullandım. Sırf o Sel apostrofu göresiniz diye. Jemsel Dalis. Ben Alice'inkini seviyorum. Şimdi bakın son cümlemiz. L'idée de Kaan de Kaan. L'idée de Kaan est très bien. Yani Kaan'ın fikri çok güzel. Mais je préfère Sel de Murat. Şimdi ne dedik? Kaan'ın fikri çok güzel ama ben Murat'ın kini tercih ederim. Yani Murat'ın fikrini tercih ederim. Lide, ünide feminen bir isim, feminen bir kelime. O nedenle burada sel dö kullandım. Çünkü Murat'ın ne demiştik? Sahiplik ve kime ait oldu? Fikir kime ait? Burada Kaan ve Murat'a ait bir fikir var. İkisinin de birer ayrı fikri var. Ama ben Murat'ın kini tercih ediyorum demem için Sel de Murat demem lazım. Evet gördüğünüz gibi e, burada daha çok sengüliye yani tekil durumlardan bahsettik. Maskülen femine göre işaret e, sıfatların ve işaret zamirlerin ne şekilde kullanıldığı ile ilgili örnekler verdim size. Evet burada bu dersimizi noktalıyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Çevrenizde ihtiyacı olanlarla paylaşmayı unutmayın. like da yaparsanız destek olmuş olursunuz. Çok teşekkür ediyorum. Sonraki dersimizde bugün anlattım. Bu derste anlattığım konuların çoğul hallerinden bahsedeceğim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.